Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir. Gününüz hayırlı geçsin, bereketli geçsin. Bu arada kanalıma ilk kez gelenler, sizler de hoş geldiniz. Kahvaltıyı böyle çocuklara patates kızartıyorum. Bir de yanına biber kızartacağım. Kendime de yumurta haşladım. Böyle bol yeşillikli maydanozlu salata hazırlayacağım. O zaman ne diyoruz? Günümüz başlasın. Bitirdim arkadaşlar. Şimdi diğer taraflara geçebilirim temizliğe. Bugün bayağı gerçekten böyle çok işim var. Hemen böyle tezgahımı, aspiratörü, aparatlarını falan hepsini yıkadım, temizledim. Ay gazını da sildim. Şimdi böyle günü rahatlığıyla içerileri geçip odaları temizleyebilirim. Mutfak dolaplarında işim eğer biterse şöyle bir üstünden bir tozunu alacağım, yetiştirebilirsem. Ama dediğim gibi şu tezgahı bitirdim, temizledim ya. Artık gerisi kolay benim için. Mutfak bittiyse dediğim gibi bütün işler benim için artık yarılamış sayılırım. O zaman bana kolay gelsin arkadaşlar. Sizler de eğer benim gibi böyle temizlik yapıyorsanız sizlere de kolay gelsin. İşleriniz bittiğine göre artık akşam yemeği hazırlıklarına başlayalım. Fırında dolma biber yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Gerçekten de çok güzel bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben dolma biberleri ayıkladım. Güzelce onları yıkadım. Azıcık böyle içlerine tuz serptim. Daha da lezzetli oluyor böyle tuz serptiğiniz zaman. Şimdi içini hazırlamaya başlayalım. Görüşürüz. Dolma biberi bulgur kullanacağım arkadaşlar. Pirinç kullanmıyorum. Böyle alıştım. Diyet zamanı diyetisyenim Aysu dedi bulgur kullan, sakın pirinç kullanma. Bu alışkanlık da böyle bende artık ilerledi. Çocuklar da alıştı bu lezzete. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Belki aranızda deneyenler vardır ama denemeyenler de mutlaka denemesini tavsiye ederim. Ama damak zevkinize göre yine de yani siz bilirsiniz. Çoğunlukla zaten dolma biberi çoğumuz pirinçle yapacağız. Yani bulgurla yapan herhalde çok nadirdir. Diyet için bulgur tek alternatif. Çünkü dolma biberde yani pirinç kullanmak istemiyorum. Şimdi ben her dolma biberi bir yemek kaşığı bulgur kullanacağım. Şimdi ben bunu güzelce yıkayayım, geliyorum. İki tane soğanı böyle yemeklik birazcık böyle küçük olacak şekilde doğruyoruz. Domates salçası ve biber salçası ilave ettim. Bu arada ben salçaları da kablolarını boşaltmam lazım. Zeytinyağını da ilave ettim. Bu arada zeytinyağım da bitmiş. Tekrar sipariş vermemiz lazım. Ben şimdi
kapatayım. Pul biberini. Pul biber. Sumak domatesleri çok yakışıyor. Böyle bir ekşilik veriyor. Çok seviyorum bunu. Salataya da sumak mutlaka ilave ediyoruz. Sumak ve isot. Çok lezzet veriyor salataya da. Ve nane. Tamam. En son tuz. Pul biber içimiz hazır. Sadece bunun içine benim sarımsağım var. Kıymalı sevmiyorum. Etli de kıymalı da pek sevmiyorum. Yapmıyorum zaten genelde. Dolma biberleri böyle kek kalıbıma dizdim. Hatta iki tane dolma biberim de fazla geldi. Olmadı. Ama eğer yapabilirsem bakayım sıkıştırabilirsem şuralara sıkıştıracağım. Hemen içlerine dolduralım. Neyse oraya gitti. Problem değil. Şöyle hepsini koyalım. En sonunda salçalı sos yapıp kalıbın içine böyle her tarafını dökeceğiz sosumuzu içine. Böyle üstlerine de bir yemek kaşığı falan dökeceğim böyle içi böyle kuru olmasın diye bulgurlarım. Bu kadar arkadaşlar. Gerçekten de çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Salçalı sosunu hazırladım. Şimdi etrafa da dökmeden bir elimde telefon var. Şöyle dökelim. Yarısına kadar salçalı sosumuzu döküyoruz. Ben kaşık demiştim ama şöyle ben göz kararı azıcık içlerine döküyorum ki bulgurum böyle kuru olmasın. Buna da dökeyim. Tamamdır. Şöyle döktüm gibi. Neyse. Fırınımı da 200 dereceye getirdim arkadaşlar. 600 ayarda önce alt tabanında pişiriyoruz. En son böyle üstünü alıp üstünü kızartıyoruz. Üst tarafını alıp. Sizlerle birlikte fırınımızdan kapağını kapatalım ve pişsin arkadaş. Şimdi yanına böyle ne yapacağım diye bir düşünce sardı beni. Ama buzdolabında semizotu var. Onu yapayım. Belki bir çorba yapar mıyım bilmiyorum. Şimdi eşimi arayıp bir sorayım ona. İster misin, istemez misin? Hayır derse artık çorbayı yapmam. Sadece dolma biber ve semizotu aslında yeter. Bir de kavun var. Kavun da keseriz. Artık böyle afiyetle yeriz yemeğimizi. Yemeğin yanına ben böyle kavun doğradım. Şimdi semizotunu da yıkadım. Şimdi azıcık sirkeli suda bekletmek istiyorum. Geri kalan kavunu da böyle poşetledim. Su yakmasın buzdolabına. Yemeğim de pişiyor. Şimdi semizotunu da yaparım. Kavunu da doğradık. Bizim akşam yemeğimiz böyle arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Çok da güzel böyle üstte kızarmış. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İster tencerede yapın ister fırında. Ama fırın gerçekten tencereye göre daha da lezzetli. Yanına da böyle semizotu salatası yaptım. Ve kavun doğradım. Bizim akşam yemeğimiz bu arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Yemek masasında beni izleyenlere de sizlere de afiyet bol olsun. Görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Ben de şimdi böyle etrafı toparladım. Güzelce böyle her tarafı sildim, ayarladım. Tam böyle oturacaktım. Evdekiler benden kek istedi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Dolma biber harika oldu. Mutlaka fırında yapmadıysanız eğer yani mutlaka yapın arkadaşlar. İçini de gördüğünüz gibi ben çiğden yaptım. Kesinlikle kavurmadım. Sadece sosundan böyle bir yemek kaşığı döktüm. Hani içi böyle kuru olmasın diye. Ama deneyin harika oldu. Nerede kalmıştık? Unutuyorum, pardon.
tepsi keki yapacağım. Kalıpta yapmayacağım. Böyle anne keki de diyebiliriz buna. Meşhur hani tepside yapardı ya. Böyle önceden annelerimiz önceden kalıp falan yoktu. Tepside yaparlardı. Lezzetine zaten doyum olmuyor o kekin. Hemen şöyle ben malzemelerimi de çıkarttım. Şöyle göstereyim size. Malzemelerimi çıkarttım. Oraya ayarladım hepsini. Yumurtalarımı ben odasında tutuyorum arkadaşlar. Hatta fırında çalıştırdım şimdiden. Fırını mutlaka önceden ısıtın arkadaşlar. Ve sütü, yumurtayı da böyle oda ısısında olduğu zaman gerçekten keklerinizin tadına doyum olmaz. Ve gayet de güzel böyle sonuçlar elde edersiniz. Neyse ben yine çok konuştum herhalde. Zaten maşallahım var bu konuda. Şimdi hemen sizlerle kek yapmaya başlayalım. Ben size hemen böyle malzemeleri de göstereyim. 4 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt. Şöyle göz kararı kakao koydum. Aslında damla çikolata koymayacaktım ama benim ufaklık çok seviyor. Şimdi onu ben bir de unla karıştıracağım böyle dibine çökmesin diye. Genelde böyle meyveli, çikolatalı şeyleri kekin içine koyacağımız zaman arkadaşlar fındıktır, cevizi hafif böyle unla karıştırıp kekin içine döktüğünüz zaman en son kesinlikle dibinde çökme olmuyor. Bu susamı da arkadaşlar ben tepsinin dibini böyle tereyağlayacağım veya margarin yiyeceğim. Tereyağı da o kadar alıştım sürekli ağzımda böyle tereyağı var. Böyle dibine yapışmasın diye bir hafif böyle susam serpeceğim tepsinin. 2 paket kapatma tozu, vanilya ve kabımızda şimdi mikserimi de ayarlayayım. Kekimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Tepsimi böyle yağladım arkadaşlar. Margarinle yağladım. Böyle susam da serptim üstüne dibine yapışmasın diye. Şimdi hemen 4 tane yumurtamı da böyle çırpma kabıma kırdım. Şöyle 1 su bardağı da toz şekerini ilave edeyim ve çıkmaya başlayalım. Yumurtayla böyle şekeri iyice köpürttük ve hemen 1 su bardağı böyle sütümüzü ilave ettim. Ve 1 su bardağı da böyle bir saniye 1 su bardağı da yoğurt. Yoğurt çok güzel lezzet veriyor. Bazen katıyorum ama bazen katmıyorum. Şimdi hemen bunları da çırpalım arkadaşlar. Tam 4 su bardağı ve artı 1 yemek kaşığı un ilave ettim. Ve şunu da söyleyeyim ben 1 su bardağı süt dedim ama ben yarım su bardağı daha ilave ettim. Şöyle ben size kıvamını göstereyim. Çok güzel oldu bu kıvamı. Şimdi yarısını tepsiye boşaltacağım. Yarısını da böyle kakaoyla karıştıracağım. Damla çikolataları da böyle üstüne koyup böyle hafifçe karıştırırım. Yani un da dediğim gibi dibine çökmesin diye yaptım bunu arkadaşlar. Şimdi ben hemen yapayım ve tepsime dökeyim. Görüşürüz. Kekimizi hazırladık. 180 derecede şimdi alt üst ayarında pişireceğiz arkadaşlar. Bir de ilk 20 dakika kesinlikle kapağını açmayalım. Şimdi bunlar pişiyor. Kekimiz pişti. Tam da böyle istediğim gibi oldu. Bu damla çikolataları ben unla karıştırmıştım. Bakın görüyorsunuz üstünde de var böyle her yerinde. Yani dibine çökmüyor. Unla böyle hafif karıştırıp süzgeçten böyle geçirdiğiniz zaman geri kalan unu böyle döktüğünüz zaman dibinde çökme oluşmuyor. Hemen şöyle size çatalı da batıralım ve tadına bakalım. Bakın arkadaşlar tam da istediğim gibi oldu. Bilmiyorum kek kalıbındansa ben her zaman tepsi kekini çok seviyorum. Tabii ki kalıptaki keki de seviyorum ama bu tepsi kekinin tadı bambaşka benim için. Sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? Böyle hep annemi hatırlatır bana. Şimdi ben hemen çayımı demleyeyim kekin yanına. Afiyetle yiyelim demek isterim kendi adım ama afiyetle yemeyeceğim. Sadece doğruya doğru şu kırdığım dilime bakacağım tadına. Başka da kesinlikle yemeyeceğim. Bu da benim artık göz hakkım olsun öyle değil mi? Yani
gerçekten böyle insanın gözünde her şeyde kalıyor bu diyette. Bizim de kaderimiz böyle. Yani her şeyde su içsek bile derler ya yarıyor. Aynen öyle, su içsek bile yarıyor. Hemen çayımı demleyeyim ben. Görüşürüz. Arkadaşlar, çayı ocağa koydum ve ben uyuyakalmışım. Çünkü çok yorgundum. Saat 5'te kalkıyorum işe gitmek için. Yani 2 saat önce kalkıyorum. Çayımı da içemedim. Eşim ve çocuklar içmişler, kekten yemişler. Gerçekten yoruluyorum, yani bildiğiniz gibi değil. Yani sabah 5'te kalkmak benim için bir kabus. Neyse, yine şikayet etmeyelim. Şükür diyelim buna da. Allah sağlığımızı, sıhhatimizi bozmasın. Artık kapanışı yapayım arkadaşlar. Umarım ki videomu beğenerek ve severek izliyorsunuzdur. Beğeni ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Çünkü yorumlarınıza çok önem veriyorum. Çünkü sizlere değer verdiğim için. Böyle bugünlük de benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.